C++ Quiz Pro uygulamamda ileri seviye hem C++ Object Oriented programlama bilginizi hem de pointerlar bilginizi ölçen bir quiz sorusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bakın bunlar gibi 230 tane soru var. Zordan kolaya doğru sıralanmış şekilde. Şimdi sorumuz şu. Bakalım yapabilecek misiniz? Aşağıdaki kod parçası çalıştığında sonuç ne olacaktır? Bir tane class vermiş, bir de main metodu vermiş. Main metoduma geldiğimde iki tane pointer dinamik olarak oluşturuluyor. Bu sınıftan nesneleri gösterecek şekilde. Şöyle çizelim arkadaşlar. PTR1 pointer'ım benim. İlk nesneyi oluşturuluyor ve bunu gösterecek şekilde konumlandırılıyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey PTR1'in gösterdiği nesnenin içinde bir pointer var. Şuraya bir P, bu da kendi içinde bir pointer var ve 50 değerini tutuyor. Burada mesela diyelim ki bunun adresi 101 numaralı adres. Bunun adresi ve bu 50 değerini tutuyor. Şurada memory'de başka bir yerde burada 50 saklıyor içinde arkadaşlar. 50 değerini saklıyor. Daha sonra ikinci satırda PTR2 ile başka bir nesne oluşturuluyor. Şuraya PTR2 diyelim. İkinci nesnemiz oluşturuluyor. Bu ikinci nesnede içinde bir P pointer var. Bunun da diyelim ki memory'de başka bir yeri, bu da gösteriyor. Bunun gösterdiği yere de ne diyelim arkadaşlar? 102 diyelim. 102, bu da içeriği 60. 60 sayısı integer. Bu da bunun içinde tutuyor. Buraya kadar her şey güzel. Burada yıldız PTR1, yıldız PTR2 demiş. Bu işlem shell of copy, yani yüzeysel kopyalama işlemi arkadaşlar. Yüzeysel kopyalama işleminde dikkat etmemiz gereken bir şey var. Nedir o da? Yüzeysel kopyalama işleminde arkadaşlar bir objenin fiyatları da obje ile birlikte kopyalanıyor. Ancak bu fiyatlar başka objelere referans olan pointerlar ise o objelerin de recursive olarak klonlanması, kopyalanması olmuyor. Sadece o pointerların adres değeri kopyalanıyor. Yani yıldız PTR eşittir yıldız PTR1 eşittir yıldız PTR2 dediğiniz zaman buradaki arkadaşlar şu P pointer'ının sadece adres değeri kopyalanıyor. Kimle kopyalanıyor? PTR pointer 2'nin gösterdiği değerle. Yani bura 101'di, buraya 102 yazılıyor. Buraya 102 yazıldığı zaman artık bu pointer nereyi gösteriyor arkadaşlar? Burayı gösterecek şekilde konumlandırılıyor. Buraya gösterecek şekilde konumlandırılınca artık PTR bir display normal şartlarda 60 yazması gerekir. Ancak burada sıkıntı şurada başlıyor arkadaşlar. Delete PTR1 ve Delete PTR2 diye iki tane satır var. Delete PTR1 de bu bakın 60 60'ı gösterdiği için burası, ikisi de aynı yeri gösteriyor. Burası free ediliyor. Sonra Delete PTR2 de tekrar burada free edilmeye çalıştığı zaman double delete hatası ortaya çıkıyor arkadaşlar ve bu da programımızın crash etmesine, undefined behavior ortaya çıkmasına ve runtime hatası oluşmasına neden oluyor. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D şıkkı, çalışma zamanı hatası verir olacak arkadaşlar.